Canım arkadaşlarım selamlar. Ben İsmail Hocanız, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, afiyetiniz yerindedir arkadaşlar. Ki bunları benim için soracak olursanız çok şükür diyelim. Yani gayet iyiyiz. Bir sıkıntımız, derdimiz, stresimiz yok. Ee, i̇nşallah en kötü günlerimizde böyle olur. Bugün sizlerle birlikte fonksiyonlar işleyeceğiz ama AYT fonksiyonlar işleyeceğiz arkadaşlar. Artık AYT kısmına geçiş yaptık fonksiyonu. Biliyorsun fonksiyon TYT AYT ortak konu olduğu için biraz da genişçe bir konu. Ki matematiğin temellerinin atıldığı konu olduğu için de önemli bir konu. Diğer konuların içerisinde fazlaca sıkça karşımıza çıkan da bir konu. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım fonksiyonlar bizim için ne kadar önemliyse sen de o kadar sıkı tutacaksın bu işi ki Artık fonksiyonlarla alakalı derdin kalmadığında, fonksiyonları adama kullanmadığında işte o zaman diğer konuların ne kadar daha basitçe anlaşılabildiğini de sen de göreceksin. Evet, hazırsan artık pdf çiftini aldıysan veya geçen yılki kitaptan da buradan itibaren ilerleyebilirsin ee, eğer hiç çözmediysen, yapmadıysan. Veya internette şu an stoklarda kalmamış olabilir ama internetten bulabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle e, videonun açıklama kısmına bıraktığım linkten de bulabilirsiniz. Kitabın fiyatı e, geçen seneki fiyat üzerinden olduğu için inanılmaz derecede uygun zaten. E, fotokopi parasından bile daha uyguna gelebilir ama ben senin için yine de pdf'i bıraktım. Tabletinden falan da ilerleyebilirsin. Kitabı da alabilirsin tabii ki. Oradan da ilerleyebilirsin. Buradan itibaren kitapta olan her şey yine geçerli sevgili gençler. Hazırsanız lafı fazla dolandırmayalım. Artık ben heyecanlıyım çünkü ayet anlatmaya başlayacağım. Ee, başlayalım dersi bize. Abone olduysan ve lütfen videoyu da beğendiysen artık hazırsın demektir. Buyurun derse geçelim. Evet fonksiyonlar ve fonksiyon grafiklerini yorumlamayla başlayacağız öncelikle. Şimdi yukarıda bir fx fonksiyonu verilmiş arkadaşlar. Ben bu fx fonksiyonunu şuradan şöyle tutayım ve Alta doğru taşımaya başlayalım. Kusura bakmayın. Yanlış tuşlara da bastık mouse'la. Evet. Biz bunu şöyle alalım arkadaşlar. Ve şunu da şu şekilde büyütebilirsek çok güzel olur. 10 evet, numara 5 yıldız oldu bence. Biraz da şunu şöyle çektik mi tamamdır. Şimdi biraz ekran karışık görünebilir ama şu fonksiyonu oraya monte ettiğimiz için oldu bu. Ee, kusura bakmayın. Şimdi gençler fix fonksiyonunun pozitif değerli olduğu aralıklar var. Şimdi pozitif değerli olduğu aralıklar diyorsa bak değerden bahsediyor. Değer. Yani matematikasında çok basit. Her şeyin içinde her şeyi görebiliyorsun. Yani sana verdiği cümlenin içerisinde her şey çok açık aslında. Değer diyor. Şimdi tanım kümesi vardı, değer kümesi vardı. Biz tanım kümesinden x'leri seçiyorduk. Değer kümesine de y'leri götürüyorduk. Demek ki bu değerler y ekseni ile alakalı. Pozitif değerli diyorsa demek ki y ekseninin pozitif olduğu yerlere bakacağız yani. Şurada x ekseninin üzerinde kalan kısımlar y ekseninin pozitif tarafındadır. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım pozitif değerli olduğu aralıkları bulabilmek için şu kırmızıyla işaretlediğim aralıkları aralıklara bakmamız yetecek. Ki burada pozitif değerli olduğu aralıklardan bahsettiği için artık ben diyeceğim ki x2'den x4'e kadar olan kısımda pozitiftir ve birleşim x6'dan da sevgili arkadaşlar x7'ye kadar olan kısımda e, pozitiftir. Şimdi bunların hepsini açık aralık yaptım dikkat ettiysen x7'yi kapalı aralık olarak göstereceğim. Sebep? Şimdi x2'yi kapalı aralık olarak gösteremem çünkü x2'de fonksiyon sıfır. x4'de sıfır. x6'da sıfır ama x7'de sıfır değil pozitif. Sıfır pozitif olmayan bir sayıdır biliyorsun. Ama x7'de gördüğün üzere yukarıda kalmış grafik dolayısıyla pozitiftir. Ve pozitif olduğu için de bunu alabiliriz x7'yi dolayısıyla kapalı aralık gösterdim. Şimdi negatif olduğu aralıklara bakacak olursak da kırmızıyla ile mi her yer. Nereleri alabiliriz? X1'i alabilirim bak. Kapalı aralık yaptım X1'e. Ama X2'yi alamam. Çünkü X2'de sıfırdı hatırlarsan. Birleşip bir de nereden nereye? X4'ten X6'ya kadar olan kısımda fonksiyon negatif değerlidir dedik. Artan olduğu aralık. Şimdi artanlıkla azalanlıkla alakalı sevgili arkadaşlarım bir şeyler yapacağız. tabii şurayı şöyle yapalım artık şöyle göstereceğiz. Bak fonksiyon buradan başlamış. Yukarı doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Nereye kadar artmış? Buraya kadar. Yani x3 absisi noktaya kadar artmış. O halde ben diyeceğim ki x1'den başlıyor bu fonksiyon. x3'e kadar artandır. Ve birleşim. Sonra x5'ten başlar. Bak şuradan başlıyor fonksiyon. Nereye kadar? x7'ye kadar artıyor. Fonksiyon buralarda artan. Peki nerelerde azalan? Hocam azalan olduğu yerde x 3'ten başlıyor. x 5'e kadar bak böyle 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 azalmış gördüğün üzere. Demek ki o zaman ben buna x 3'ten x 7'ye kadar değil x 5'e kadar olduğunu söyleyebilirim. Şimdi geldik buraya. fx eşittir 0 denkleminin kökleri. fx eşittir 0 <laughs> dediğimiz yerler fonksiyonun x eksenini kestiği yerlerdir. Şimdi x eksenini kestiği yerlere bakacağız yani. x eksenini kestiği yer bir x2 var, bir x4 var, bir de x6 var. O zaman denklemimizin kökleri x2, x4 ve x6'dır diyeceğiz. x7 yok mesela. Bu x1 ile x7 kapalı aralığındaki fonksiyonun maksimum değeri. Maksimum değerimiz bizim fx7'dir arkadaşlar. x7'ye karşılık gelen değer. Değer neydi? y ekseni üzerindeydi. y ekseni üzerinde alınan değer fx7'dir x1 ile x7 kapalı aralığındaki fonksiyonun minimum değeri de aha da burada f x1 olacak deriz. Şimdi alt tarafta bir not var. Şu kısmı eğer notlarını aldıysam ben siliyorum. Sildikten sonra da alt kısımdaki notumuzda devam edelim. Tabi ekranı da biraz yaklaştıralım artık değil mi? Notumuzda ne diyor? fx fonksiyonunun grafiğinin y eksenini kestiği noktayı bulabilmen için senin y eksenini kestiği noktayı bulmak istiyorsak x'e 0 vereceğiz. Tamam mı? Aynen böyle yaz. Vereceğiz yaz. x eksenini kestiği noktayı bulmak için de y'ye 0 vereceğiz. Bu y'ye 0 verme muhabbeti bak y'ye sen 0 verirsen aslında f(x)'i 0'a eşitliyorsun, tamam mı? Parantez içerisinde f(x) 0'a eşitlenir diyebilirsin. Evet, not iyice anlaşıldıysa ki şuraya bir not o zaman örnekte verebiliriz. Mesela benim Şöyle bir fonksiyonum olsun tamam mı? Aa, bu fx. Şimdi ben x'e 0 verirsem şurayı bulurum. Ki burası nedir? Y eksenini kestiği noktadır. Bunun için x'e 0 verilir. x'e 0'dır bu noktanın. Şu noktanın, şu noktanın ve şu noktanın x eksenini kestiği yerler için konuşacak olursak da bak. Burada da y'ler 0'dır. Yani o zaman ben fx'i 0 yapan değerleri bulursam yani y'leri sıfır yapan değerleri bulursam x eksenini kestiği noktaları bulurum diyeceğim. x'e sıfır verirsem de y eksenini kestiği noktayı bulurum. Tamam umarım anlaşılmıştır. Şimdi devam edelim birinci örneğimizde. Birinci örnekte bize de ne diyor ki? 6x 24 fonksiyonunun x eksenini kestiği noktayı bul. x eksenini kestiği noktayı bulmak için ben bunu komple sıfıra eşitliyordum. O halde 6x eşittir 24 yapar. Eksi 24'ü karşıya atarsam her iki tarafı 6'ya böldüğüm takdirde de x eşittir 4 gelir. Noktayı bul dediği için de bak noktadan bahsediyor. Bir koordinat belirtmem gerekiyor benim. Dolayısıyla da x'ini 4 bulduk. Y'sini 0 bulduk. X eksenini kestiği nokta 4'e 0'dır. Y eksenini kestiği noktayı bulmak için de x'e 0 veriyordum. X'e 0'ı yapıştırırsam eksi 24 kalır elimde. Demek ki x 0 iken y de 24 oluyormuş. İşte arkadaşlarım x eksenini kestiği nokta. İşte arkadaşlarım y eksenini kestiği nokta. Bu kadar basit biçimde halledebiliyorsunuz ki zaten doğrusal olduğu için gayet basitti. Şimdi ikinci örneğimize bakalım. Yani doğrusal değil de bu şekilde eğrisel bir fonksiyon olsaydı. Yani aslına bakarsam bir parabol. Parabolü öğrenmediğimiz için parabol diye adlandırmak istemedim. Fonksiyonun eksenleri kestiği noktayı bul demiştim. Eksenlerden bahsediyor. O zaman y eksenini kestiği noktayı hızlıca bulabileceğimiz için bir y eksenini kestiği noktayı bulalım. X'e sıfırı verdim. Çat. Çat. Gitti. Eksi 24. Şimdi benim fonksiyonum. Demek ki x'e sıfır verince eksi 24'ten geçiyor. Ki burası hangi ekseni kestiği nokta? Y eksenini kestiği nokta diyebilirim arkadaşlar ben buna. Bunda bir sıkıntı var mı? Yok. Şimdi x eksenini kestiği noktaları nasıl bulacağız? Şu şekilde 2x kare artı 8x ve eksi 24 eşittir 0 diyeceğim. Yani ben bunu 0'a eşitlemem gerekiyor. Burada denklemi çözme kolaylığı sağlasın diye bütün katsayıları 2 ile sadeleştirebiliriz. Yani 2'ye böldüm x kare, 2'ye böldüm 4x ve 2'ye böldüm eksi 12 eşittir 0 dedim. Bu denklemi çözmek daha basit tabi. Ben burayı x'e x diye ayırırım. Burayı da artı 6'ya eksi 2 diye ayırırsam x buradan bir eksi 6 bir de artı 2 gelecektir. Ve böylelikle artık şunu söylerim. x eksenini kestiği noktalarla alakalı x eksi 6 iken fonksiyon sıfır oluyor ve x 2 iken fonksiyon sıfır oluyor. İşte bu iki nokta da sevgili arkadaşlarım bu iki nokta da x eksenini kestiği noktalardır diyebiliriz. Kestiği noktalardır diyebiliriz. Evet. Yani denklem fonksiyon birinci dereceden de olsa ki birinci örnekte de birinci derecedendi değil mi? İkinci örnekte de ikinci derecedendi farklı bir örnekte 3. dereceden de olabilir. Ama yöntem değişmiyor. Yani x'e 0 verip y e eksenini kestiği noktayı buluyorsun. Y'ye 0 verip yani fx'e 0 verip x e eksenini kestiği noktaları bulabiliyoruz. 3. örneğimize bakalım. Bir grafik var. Ve grafik için deniliyor ki yukarıda grafiği verilen f fonksiyonu için fx eşittir 2 denkleminin kaç farklı kökü vardır deniliyor. Şimdi 2 nerede arkadaşlar fx eşittir 2 diyorsa F'yi yani y'yi 2 eşit diyor. O zaman şurası 2'dir hocam dedik. Burası 2 ise şunu çiziyorsunuz. Yani y eşittir 2 doğrusunu çiziyorsunuz. Benim bu çizdiğim doğru. Bu grafiği kaç noktada kesiyor? 2. O zaman 2 farklı kökü vardır derim. Tamam. Bu 1. fx eşittir. Eksi 1 denkleminin kaç farklı kökü vardır? E hocam eksi 1 de şurada bir yerde. O zaman ben eksi 1'den şu şekilde çizersem böyle e kaç noktada kestim? 1, 2. E bunun da 2 kökü var. E şimdi biraz abartalım olayı. fx eşittir. fx eşittir. 4 denkleminin kaç farklı kökü vardır diyoruz. Yani ben şunu şöyle alayım arkadaşlar şurada. Tamam mı? Şöyle yapalım. Şuraya yapıştıralım. Ve bunu yapıştırdıktan sonra da diyelim ki fx eşittir 2 değil de 4 olaydı. Yani fx eşittir 4 denkleminin kaç farklı kökü vardır? 4 nerede arkadaşlar? Şurada bir yerde. E şimdi buradaysa ben artık buradan çizeceğim bunu. E Çizdim kaç noktada kestik? 1, 2, 3, 4. İşte bunun da o zaman 4 farklı kökü vardır diyebiliriz. Tabii hiç kökü de olmayabilir. Yani mesela fx eşittir 8 deseydik 8 için şuradan çizecektik. Diyecektik ki bunun kökü yok. Olabilir yani sıkıntı yok. Bu yüzden sevgili arkadaşlarım bu doğru çekme olayını iyi kavramamız gerekiyor. Artık bu sayfayı bitirdik. 35. sayfamıza doğru geçiyoruz. Ve örnek 4'e bakıyoruz arkadaşlar birlikte. Reel sayılarda tanımlı f, g, h ve t fonksiyonları. <laughs> x 7, x kare artı 9, 3 bölü 2 ve 2 eksi x küp şeklinde tanımlanmış. Buna göre f, g, h ve t fonksiyonlarının artanlık ve azalanlık durumlarını inceleyiniz demiş bize. Şimdi bu tarz doğrusal bir fonksiyon verildiği takdirde bu doğrusal fonksiyonun İkisinin kat bakacağız. Mesela burada 1. Bu 1 sıfırdan büyükse yani baş kat sayı sıfırdan büyükse bu, bu tarz fonksiyonlara doğrusal fonksiyonlara biz artan fonksiyon diyoruz. Tamam bu 1. İkinci olarak derecesi çift olan ki bunun derecesi kaç? 2. İki. İkinci dereceden. Derecesi çift olanlar ki paraboldü biliyorsun. Kolları yukarı doğru olan bir paraboldür. Bundan kaynaklı bazı yerlerde azalan olabildiği gibi bazı yerlerde artandır. Yani ben bunlara daima artan veya daima azalan diyemem. Bu fonksiyon ne artandır ne de azalandır. Tamam. Bu şekilde not alabilirsin. Artan veya daima artan veya daima azalan değildir arkadaşlar. Geçtim şuna. 3 bölü 2 diyor. X yok bir şey yok. Ben H1'in 3 bölü 2 olduğunu biliyorum. H5'in de 3 bölü 2 olduğunu biliyorum. H800'ün de 3 bölü 2 olduğunu biliyorum. Yani bu fonksiyon artan veya azalan değil. Nasıl fonksiyondur? Sabit fonksiyondur arkadaşlar. Sabit adı üstünde fx eşittir c demiştik değil mi? TYT fonksiyonlar dersinde. Bir de şuna bakalım. 2 eksi x küp. Şimdi gençler. Derecede çift bir şey yok. Onda bir sıkıntımız yok. X'in kuvvetine bakıyorsun. X'in kuvveti tek sayı 3. Ve sevgili arkadaşlar x küp dediğimiz fonksiyon zaten şudur. Şöyle bir fonksiyondu. Ve daima artan bir fonksiyon ama eksi x küp denildiği zaman o zaman işler tersine döner. Biz bunun x eksine göre simetriğini alırız. Bu eksi x küp. Şimdi burada ne var? Artı 2 var. Ben buna bir de 2 eklersem 2 birim yukarı kaydırmış olurum. Yani benim fonksiyonum artık şu şekilde bir hal alır. Ve gördüğün üzere bu fonksiyon daima azalandır sevgili arkadaşlarım. Dolayısıyla ilk baştaki fonksiyonumuz artan. Bu ne artan ne azalan. Burası sabit fonksiyon, bu da azalan fonksiyondur de demiş olduk. Fonksiyonun ortalama değişim hızından bahsedeceğiz şimdi. Ortalama değişim hızı. Bunu türevde göreceğiz. Türevde bunun ismi anlık değişim hızı olacak. Yani burada bir ortalamadan bahsediyoruz ama türevde anlık değişim hızı diyeceğiz. Şimdi burayı çok iyi dinle. A kümesinden reel sayılara tanımlı bir f fonksiyonumuz olmak üzere. Bir fonksiyonun tanım kümesi olan A'nın bir alt aralığı olan [a,b] kapalı aralığındaki ortalama değişim hızı şudur. Kırmızıyla yazalım. F, B, eksi F, A bölü B, eksi A'dır arkadaşlar. Benim ortalama değişim hızım budur. Bunu formül olarak da adlandırabilirsin. İstersen mantık olarak da çıkarabilirsin. Şimdi mesela sana 2 ile 3 aralığındaki ortalama değişim hızı soruluyorsa B gördüğün yere 3 yazacağım. Yani F3. Eksi F2 diyeceksin. 3'ten 2'yi çıkardım. 1'dir diyeceksin. İşte benim ortalama değişim hızımı veren hesap budur diyeceksin. Ama sen bunu grafik üzerinden kendinden çıkarabilirsin. Çünkü zaten bu bir fonksiyonun belli bir noktadaki teğetinin eğimi yani türev olarak da karşımıza çıkacak ki bu formül bizim için çok değerli olacak. Şimdi mesela fx fonksiyonun grafiği üzerinde ben bunu nasıl hesaplarım nasıl çıkarırım? A ile B kapalı aralığındaki ortalama değişim hızı istenirse şu iki nokta arasına bir tane doğru atıyorsun güzel kardeşim. Tamam mı? İşte sen bu doğrunun eğimini hesaplarsan ortalama değişim hızını bulmuş olursun. Bak ne diyorum? Burada çizdiğin oluşan doğrunun eğimini hesaplarsan. E şimdi A nereye gider? Şuraya. Yani FA'ya gider, değil mi? FA. Şimdi B nereye gider? O da hocam FB'ye gider tabii. Nereye gidecek başka? FB. Şimdi bak, şurada bir üçgen oluşturursun. Üçgen oluşturursun madem eğim hesaplayacağız eğimi de sana tanjant verecek tanjant neydi karşı bölü komşu o zaman senin şuradaki açının tanjantını hesaplaman şart eğimi bulmak istiyorsan. Karşısı yani şurası nedir hocam fb'den fa'yı çıkarırım büyükten küçüğü çıkaralım ki uzunluk olan şey negatif çıkmasın değil mi o zaman şurası nedir b-a'dır. E şimdi biz karşı bölü komşu demedik mi güzel kardeşim bak. Ne yapacağız? Fb eksi fa'yı, Fb eksi fa'yı, Formülde ya yukarıdaki. B eksi a'ya böleceğiz arkadaşlar. Tamam. Bu şekilde eğimi hesaplayabilirsin. Daha sonrasında bazı sorularda bazı ilginçlikler yaşayıp da kafan karışmasın, aklın bulanmasın diye sana ben bir de böyle bir örnek hazırladım. Bak. A ile B kapalı aralığındaki ortalama değişim hızını mı hesaplamak istiyorsun? O zaman çizdim bu doğruyu. Bu doğrunun eğimi sana ortalama değişim hızını verir. Şimdi B nereden geçer? FB'den geçer değil mi? Yani şöyle FB dedik. Daha sonrasında şuna baktık. Burcam burası da FA oldu. Çünkü A'ya karşılık geliyor. Buradaki eğimi hesaplamak istiyoruz şimdi. Şöyle yaptık. Burası dik. Şuradaki alfa dedik. Tan alfayı hesaplayalım. Tan alfayı nasıl hesaplarım ben? FA'dan FB'yi çıkarırım. Tamam mı? Alt kısımda da B'den A'yı çıkarırız. Şimdi bu negatif değildir, pozitiftir. Neden? Çünkü ben şurayı sevgili arkadaşlar uzunluk olduğu için FA'dan B'yi çıkardım. E şurası da uzunluk olduğu için B'den A'yı çıkardım ki pozitif gelsinler. Ama şimdi benim azalan e, grafiklerimin bu şekilde doğrusal grafiklerin eğimlerinin negatif olduğunu da biliyorum. O zaman da diyoruz ki işte bunu eksiyle çarpmamız lazım. Şimdi sen bu ifadeyi eksiyle çarparsan bak ne gelecek ben sana söyleyeyim. FB eksi FA bölü B eksi A gelecek. Yani yukarıda verdiğimiz formülün tıpkısının aynısının yandan yemişi bile değil kendisi arkadaşlar. Tamam kendisi geldi. E niye? Eğim negatif çıkacak. İşte demek ki bu formül bizi bazı anlarda inanılmaz derecede kurtarıyor. Mesela hangi anlarda kurtarıyor? Sen şimdi gidersin dersin ki ha bak hoca pozitif pozitif demişti. Ha, demek ki bak yukarıdakinden alttakini bundan da bunu çıkardım tamam. E böylelikle f a eksi f b bölü b eksi a gel ama bulduğun sonuç pozitif olur. Eğer sen unuttuysan bu doğrunun azalan bir doğrunun eğiminin negatif olduğunu unuttuysan bittin abi. Yani bittin. Doğru şeyleri yapıp doğru hamleleri yapıp ki bu inanılmaz derecede emeği çöpe atmak demektir her şeyi doğru yapıp da gidip sadece şuradaki pozitifliği unutursam bittin abi sen. Tamam yani sen ölmüşsün ağlayanın yok senin. Örnek 5. fx eşittir x kare eksi 6 x eksi 4 bu fonksiyonun eksi 1 ile 3 kapalı aralığındaki ortalama değişim hızı soruluyor. Ne yapacağız? f3 eksi f eksi 1 değil mi? Bölü 3 eksi eksi 1 diyeceğiz. 3 eksi eksi 1 diyeceğiz. Bu bize ortalama değişim hızının ta kendisini verecek. Şimdi F3'ü bulmamız lazım değil mi o zaman? F3 bulalım. Nedir F3? 3'ün karesi 9. Eksi 6 kere 3 18. Bir de eksi 4'ümüz var. 9'dan 18 çıktı. Eksi 9. 4 daha çıkardım. Eksi 13 geldi. Şimdi üst taraf eksi 13'müş. Yani F3. Eksi dedim bir de F eksi 1 lazım bize. F eksi 1'i de bulalım. Eksi 1'in karesi 1. Eksi 6 kere eksi 1 artı 6 yaptı. Bir de eksi 4'ümüz var. Şurası 7. 7'den 4'ü çıkardık. Ne geldi? 3 geldi. Bak burası da 3'müş. Hocam bölü 3'ten eksi 1'i çıkarırsam eksi eksi artı yapar. Burası da 4 gelir. Şimdi ortalama değişim hızımız bu. Peki bu nedir? Eksi 13, eksi 3 daha eksi 16 yapar. Biz bir de bunu 4'e böleceğiz. Bu da bize eksi 4'ün ta kendisini verir. Bu da bizim ortalama değişim hızımızdır. Bak negatif geldi. Yani az önceki mevzuya göre düşünmeyin. Eğim negatif olabilir arkadaşlar. O zaman ortalama değişim hızı da negatif olabilir. Tamam. Altıncı örneğimize doğru geçelim şimdi seninle beraber. Reel sayılarda tanımlı bir f fonksiyonumuz var. A noktası 1'e 3 ve B noktası 4'e A noktalarından da geçmekte. F fonksiyonunun 1'e 4 aralığındaki ortalama değişim hızı da gençler 5 olduğuna göre A sayısı kaçtır? Şimdi bak olayı şöyle düşünelim seninle beraber olur mu? Benim şöyle bir fonksiyonum olmuş olsun. Şöyle bir fonksiyonum var. Bu fonksiyonun bir parçasının grafiği. Ve Şurası benim bir absisti noktam. Ve bu absisti noktanın da sevgili arkadaşlarım ordinatı 3'müş. 1'e 3. Burası da 4 absisti noktam ve bunun da ordinatı A'ymış. 4'e A. Ve bu iki nokta arasındaki ortalama değişim hızı yani eğim neymiş arkadaşlarım? 5'miş. Şimdi demek ki ben şurada şunu yaptığım takdirde karşı bölü komşusunu bulursam şuradaki açımı ne gelecekmiş? 5. E şimdi şuranın ordinatı A. Bunun ordinatı ne? Hocam 3. Bak görünüyor burada. Demek ki ben A'dan 3'ü çıkarıp absisler farkına yani 4'ten de 1'i çıkardım 3. Buna bölünce ne geliyormuş? Hocam 5 geliyormuş. O zaman 3 kere 5 kaçça var? 15 yapar. A 3 kaçmış? 15'miş. O zaman A kaçtır arkadaşlar? 18'in ta kendisidir diyeceğiz. Anlaşıldı mı? Gayet iyi anlaşıldı. Değil mi? Gayet iyi anladım. Örnek 7'ye doğru şöyle bir ufaktan yollanalım bakalım. Şimdi gençler. Güzel soru. Dikkatli de fayda var. Yanda f fonksiyonunun grafiğini vermiş bize. Y eksenini 4'te, x eksenini 5'te kesmiş. Bak böyle kırmızı kırmızı da vermiş. Bana diyor ki f 25'ten f 10'u çıkar. Kaç bulacaksın Şimdi o zaman biraz şöyle düşünelim biz. Öncelikle sevgili arkadaşlar, ben bu doğrunun 0 ile 5 arasındaki ortalama değişim hızını hesaplayabilirim ki bu bana eğimi verir zaten. Yani şu açının tanjantını verir. Karşı bölü komşusuna baktın. Sen şimdi burası 4 e, burası da 5. E, 4 bölü 5'miş bunun ortalama değişim hızı veya eğimi demeyeceğim. Çünkü bu azalan olduğu için eksi 4 bölü 5'miş. Ne güzel. Şimdi ben burada F25 eksi F10'un sorulduğunu biliyorum bana. Kendim yorum yapıp bu soruya, yorum yapıp, bölü deyip 25 eksi 10 desem. Tamam. Azalan olduğu için, azalan olduğu için 25 eksi ama 25 eksi 10 diyelim. Tamam. f 25'ten F10'u çıkardım, 25'ten de onu çıkardım, oran Bu bana neyi verir? Ortalama değişim hızını verir değil mi? Ama hangi değerler arasında? E 10 ile 25 arasında. Ama bu doğrusal. Bunun her yerde eğim aynı. Bunun ortalama değişimiz her yerde aynı. E o zaman bu da bana eksi 4 bölü 5'i verir. Farklı bir şey verebilir mi arkadaşlar? Veremez değil mi? Eksi 4 bölü 5 çok güzel. Şimdi 25'ten onu çıkardın ne geldi? 15. Peki 15, 5'in kaç katı? 3 katı. O zaman eksi 4'ün 3 katı nedir? Hop eksi 4'ün 3 katı nedir? E, eksi 12'dir. Demek ki burası da eksi 12'ymiş arkadaşlar. İstersen dışlar dışlar çarpımı da yapabilirsin. Sıkıntı yok. Ama bu şekilde bulmak daha hoşuma gidiyor. Eksi 12'ymiş arkadaşlar cevabımız. F25 eksi F10 sorulmuştu. Dikkat ettiysen şurada da ben bunu buldum zaten. Cevabımız eksi 12 olacaktı. Evet gençler Artık e, fonksiyon ötelemesi kısmına gireceğiz. E, fonksiyon ötelemesi işte simetri dönüşümü, şunlar bunlar. Her şeyi yapacağız tamam mı sizlerle birlikte. Dolayısıyla bir sonraki dersimizi beklemelisin ama bunları dinlemek için. Çünkü konular birbirinden çok farklı. Az önce çok işlem yapacaktık ama şimdi çok fazla işlem yapmayacağız. Sonraki dersimizde arkadaşlarım fonksiyon ötelemesine başlıyoruz. Haberiniz olsun. O derste görüşürüz. Görüşelim. Bence görüşmemiz lazım. Tamam mı? Çok dikkat et kendine. Hoşça kal, sağlıklı kal ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutma.